Dostlar İboFesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak aka İbofesör. Bugün sizlerle birlikte aka dünyanın en seksi adamı unuttum. Bugün sizlerle birlikte 1979 doğumlu 43 yaşında ünlü bir İskoç film yıldızından bahsedeceğiz. James McAvoy'dan bahsedeceğiz. Bu adamın ismini daha önce hiç duymadıysanız bu adamı anımsayabileceğiniz tek bir rolünden bahsedeceğim. O da benim eski manita Angelina ile çektiği Wanted rolü dostlar. Tanıyorsanız bu rolden tanıyorsunuzdur. Tanımıyorsanız da büyük ihtimalle hiç tanımıyorsunuzdur. Ama adamın kim olduğunun bir önemi yok. Adamın vücut değişimi bizim için önemli olan şey. Çünkü bu videoda bu adamın vücut değişimini inceleyeceğiz. Öncelikle bu değişimin nasıl bir değişim olduğunu göstermek istiyorum sizlere. Böyle bir değişimden bahsediyoruz dostlar. 3 aylık bir zaman zarfı içerisinde aşağı yukarı 16 poundluk temiz bir kas kütlesi eklediğini söylüyorlar. 16 pound aşağı yukarı 7 kilodan bahsediyoruz 3 ay içerisinde. Şimdi birçoğunuz şunu söyleyecek. İbofesör, bu adamın kas kütlesi yani vücudu öyle iyi görünmüyor. Sen bu adamın doğal olup olmadığını, bu değişimi neden inceliyorsun ki? Aslında iyi görünmediği için inceliyorum. O kadar absürt bir değişim yakalamadığı için inceliyorum. Biz bugüne kadar işte birçok Hollywood yıldızını izledik. 3 ayda 10 kilo kas kütlesi ekliyor. %5 yağ oranına iniyor. Bu adamların doğal olup olmadığını inceledik. Ama bu adama baktığımız zaman o kadar büyük bir kas kütlesi geliştirmemiş. Yağ oranı öyle sıfırlarda değil. Paramparça Süpermen gibi görünmüyor. Bu adamın doğal olup olmadığını neden işliyoruz dediğiniz zaman sizlere doğal olarak gerçekçi bir vücut değişiminin 3 aylık bir süre içerisinde gerçekçi bir vücut değişiminin nasıl olduğunu gösterebilecek güzel örneklerden bir tanesi James McAvoy. Bu adamla size absürt bir vücuda ulaşıp ulaşamayacağınızı anlatmak yerine ortalama bir genetikle doğal bir şekilde nasıl bir beklentiye sahip olmalısınız sorusunun yanıtını vermeye çalışacağım. Çünkü bu adam doğal bir şekilde 3 ay içerisinde kazanabileceğiniz güzel bir kas kütlesinin temsilcisi, güzel bir vücut değişiminin temsilcisi. Yani bu videoda filmlerde gördüğünüz o süper kahramanların inanılmaz değişimlerini incelemek yerine sokaktan geçen gerçek doğal bir insanın 3 ay içerisinde nasıl bir değişim yakalayabileceğini öğrenmiş olacağız. Bu söylediklerimden zaten bu adamın doğal olduğunu düşündüğümü anlamışsınızdır. Bu değişime baktığınız zaman sanki iki katına çıkıyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkabilir. Ama tabii ki bir tanesi filmden alıntı olduğu için, bir tanesi de biraz daha sıskan normal ışıkta, böyle çok şaşalı bir ışıkta olmadığı için, çok şaşalı bir açıda çekilmediği için çok büyük bir değişimmiş gibi görünüyor. Ama aralarında aşağı yukarı 7 kiloluk 10 kiloluk bir fark var dostlar. Adamımız 60 kilolardan 67-70 kilo civarlarına geldi. İbofesör nasıl 67-70 kilo, anasını satayım, adamın vücudu biraz daha 90 kilo civarı, 85 kilo civarı görünüyor. Dostlar adamımız 1.70 boyunda. Yani boyu kısa olduğu için vücudunda bulunan kütle biraz illüzyon yaratıyor. Sanki adam 90 kiloymuş gibi. Ama hayır, adamımız 70 kilolarda bir adamdan bahsediyoruz dostlar. Zaten kariyeri boyunca fotoğraflarına bakın, adam böyle ince, sıska, cılız bir yapıya sahipti. İşte Glass rolüne hazırlanmak için biraz daha kilo alması gerekti. Çünkü bu rolünde adam biraz daha böyle canavar rolünü oynuyor. Gerçi rolünde aslında birçok kişiyi canlandırıyor. Yani kişilik bozukluğuna sahip bir insanı canlandırıyor. 10-15 tane, hatta 20 civarında bir farklı kişilik yaşıyor aynı filmde. Hatta bu filmin, Glass filminin ilk başlangıç filmi 2016'da çekilen Split filmiydi dostlar. Split filminde adamımız tekrardan böyle 20 kişilik falan böyle canlandırıyor. Bir anda farklı bir adama dönüşüyor. Bir anda yırtıcı bir adama dönüşüyor. Bir anda mülayim bir adama dönüşüyor. Bir anda zeki bir adama dönüşüyor. Bir anda salak bir adama dönüşüyor. Sürekli bir kişilik karmaşası içerisinde. Aynı şekilde aslında bu filmin devamı olarak 2019'da Glass filmiyle ortaya çıkıyor. Ve Glass filminde mükemmel bir fiziğe, mükemmel demeyelim de doğal bir şekilde gelinebilecek, 3 ay içerisinde yakalanabilecek güzel bir değişime sahip oluyor. Bu değişimi doğal yapan şey şu dostlar. Adamımız birincisi öyle 20 kilo 25 kilo kütle kazanmamış. Aşağı yukarı 8 ile 10 kilo arasında bir kütle kazanmış. Ayrıca bu kazandığı kütlenin tamamı tertemiz kas kütlesi değil. Su tutmuş bir miktar ve bakarsanız, dikkat ederseniz bir miktar yağ kütlesi de kazanmış. E tabi ki role hazırlanırken biraz daha işte karbonhidrat yüklemesi yaptığı zaman vücut biraz daha fazla su tutar ve biraz daha şişik görünür. Pump da yapıyor set aralarında. Bunun verdiği bir şişiklik de var. O yüzden baya bir iyi görünüyor. Değişim 3 ay içerisinde baya bir iyi görünüyor. Biraz daha adamın bu değişimini incelemek için adamın beslenme ve antrenman programına bir göz attım. Adam klasik vücut geliştirme antrenman programı yapıyor. İşte roller, bench press'tir, işte cable crossover'dır, curl'dür.
klasik vücut geliştirme antrenmanı yapıyor dostlar. Onun yanında biraz daha role hazırlanırken ufaktan böyle akrobatik hareketler yapıyor. Rolde biraz daha canavarı canlandırdığı için, yerde böyle değişik hareketler yapan, koşan adamı canlandırdığı için hafiften atletikliğini arttırabilecek vücut ağırlığı egzersizleri de yapıyorlar. Ama vücudu geliştirmek için klasik vücut geliştirme antrenman programı izliyorlar dostlar. Klasik egzersizler yani. Beslenmesine girdiğimiz zaman adam diyor ki ben 5000-6000 kalori alıyorum günlük. Yüksek karbonhidrat, yüksek protein tüketiyorum. Şimdi 5000-6000 kalori, bir de temiz bir şekilde yiyorum bunu diyor. 5-6000 kalori denediyseniz bunu temiz bir şekilde, pirinçten, tavuktan, yulaftan, brokoliden temiz bir şekilde 5-6000 kalori almak çok zor dostlar. İşiniz gücünüz hiç olmasın, evde sadece yemek yiyin, yine zor. E bu adam işinle gücüyle uğraşıyor, işte rolle uğraşıyor, başka rollerle uğraşıyor. O arada günde 6000 kaloriyi nasıl alıyor? Ben pek düşünmüyorum 6000 aldığını. Ama hadi diyelim ki yüksek bir kalori alıyor. 3000-4000 kalori alıyor. Yüksek bir kalori alıyor, yüksek karbonhidrat ve yüksek protein alıyor. E bundan kaynaklı tabii ki vücut biraz su tutuyor ve yüksek kalori aldığı için, sağlam antrenman yaptığı için 3 ay içerisinde böyle bir kütle geliştirebilir dostlar. O yüzden ben bu adama doğal diyebiliyorum. Eğer aklınızda da sürekli ben doğal mı değil mi videoları çekiyorum, bu adamlar işte 3 ayda 15 kilo kazanıyor, bundan dolayı doğal değil diyorum, peki profesör doğal nasıl bir değişim olabilir 3 ay içerisinde diye sorduğunuz zaman bu videoya gelirsiniz. Bundan sonra bu soru geldiği zaman sizleri ben bu videoya yönlendireceğim. 3 ay içerisinde doğal bir şekilde kazanabileceğiniz iyi bir gelişim bu adamın vücudu. Bu adamın vücuduna baktığınız zaman şu soruyu sorabilirsiniz: profesör o kadar da iyi görünmüyor. İyi görünmemesinin asıl sebebi şu: adamın baklavaları yok. Adamın baklavaları da olsaydı çok daha iyi görünecekti. Bu adamın genetiğinden kaynaklı bu. Bu adam çok zayıfken de, yağ oranı çok düşükken de baklavaları öyle çıkık bir görüntüye sahip değildi. Bu genetikten kaynaklı. Sizin biraz daha genetiğiniz iyiyse bu vücut formuna baklavalarınız da varken gelebilirsiniz. Yani baklavaların normalde görünüyordur ama yağ oranı yüksektir. Sen 3 ay içerisinde vücudunu geliştirip bu adamın kas kütlesine sahip olup bir de baklavalara sahip olabilirsin. Bu sadece temel bir görüntü veriyor, bir örnek veriyor bizlere. Siz de eğer aklınızda şöyle bir soru varsa, profesör ben vücuda başlayacağım, vücut geliştirmeye başlayacağım, 3 ay içerisinde nasıl bir değişim yakalayabilirim, böyle bir değişim yakalayabilirsiniz dostlar. Dostlar fazla uzatmayacağım, videoyu bitirmek istiyorum. Bu video aslında diğer doğal mı değil mi videolarından bir miktar daha fazla önemli. Çünkü burada doğal bir şekilde ulaşabileceğimiz vücudun örneğini görebiliyoruz. Sürekli absürt örnekler görüyoruz, sürekli süpermenler görüyoruz, sürekli dünya dışı varlıklar görünüyoruz. Sokakta yürüyen gerçek bir insanın 3 ay içerisinde ulaşabileceği fizik bu fizik dostlar. Bu diğerlerinden biraz daha önemli gördüğüm bir fizikti. Umarım beğenmişsinizdir. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel Fitness kanalına abone olmayı, İbofesyonel Instagram'dan takip etmeyi, beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın: ben sizler için buradayım ve sizler seçilmiş kişilersiniz.